Merhabalar. Kanal Türkiye ile birlikte sizler için hazırladığımız bu videomuzda bahsedeceğimiz konu manzara lensleri. Manzara lensleri deyince genelde aklımıza geniş açı zoom lensler gelir. Çünkü genelde çekmek istediğimiz görüntüyü, manzarayı olabildiğince geniş bir şekilde kadrayımıza alabilmek veya duruma göre değişken bir odak aralığına sahip olabilmek genelde istenilen konulardır. Bu konuda da iki farklı lens üzerinden gideceğiz. Bunlardan bir tanesi tam kara sensörlü makinelerle, yani full frame makinelerle kullanmak için, diğeri de crop sensörü sahip makinelerle kullanmak için. İlk olarak EFS bayonetli, yani crop sensörler için üretilmiş lensle başlayalım. Bu lens Canon 10-18 IS-STM ile başlayalım. Bu lens adından da anlaşılacağı üzere EFS bayonete sahip, yani sadece crop sensörü sahip makinelerle kullanılabiliyor. Odak aralığı 10 mm'den 18 mm'ye kadar gidiyor. Yani en dar açısı genelde kit lens olarak kullandığımız 18-55'lerin en geniş açısına denk geliyor. Dolayısıyla eğer bir kit lensiniz varsa da onun tamamlayıcı daha geniş bir açı olarak düşünebilirsiniz bu lensi. Canon 10-18 mm lensin diyafram aralığı f4.5 ile f5.6 değeri arasında değişiyor. Bu ne demek? En geniş açımızdayken, yani 10 mm'deyken f4.5 kullanabileceğimiz en açık diyafram. En dar açımızda 18 mm'deyken de f5.6 değerini en açık diyafram olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki onu kısmak, daha üstüne çıkmak mümkün. Bu lens Image Stabilization, yani görüntü sabitleme sistemine sahip. Bu bize ne sağlıyor? Örneğin bir manzara çekimi yaparken yanımızda bir tripodumuz yoksa ama ortam ışığı azsa ve hafif uzun pozlama kullanmamız gerekiyorsa elimizde bunu daha başarılı bir şekilde yapmamıza olanak sağlıyor. Bu lens netleme sürecini sahip olduğu STM motoruyla gerçekleştiriyor. Bu da olabildiğince sessiz ve hızlı bir netlik açısından çok işimize yarıyor. Bu lens crop sensörlü makineler için üretildiği için olabildiğince küçük bir yapıya sahip. Bu da aslında bu lensin sadece manzara değil, eğer vlog çekiyorsanız, makinenizi elinizde tutarak videolar çekiyorsanız hafif ve küçük olması açısından bize büyük kolaylık sağlıyor ki bu noktada STM motoru ve Image Stabilization sistemi de çok işimize yarayacak şeyler tekrardan. Manzara konusunda bahsedeceğimiz diğer lens de full frame, yani tam kare sensörlü makineler için üretilmiş olan Canon 16-35 F4 IS-L serisi lens. Bu lens EF bayoneti sahip, yani bunu hem full frame makinenizde kullanabilirsiniz hem de crop sensörlü makinenizde kullanabilirsiniz. Tabii ki crop çarpanını hesaba katarak. Ama lensin sahip olduğu geniş açıdan faydalanabilmek için tam kara sensörlü bir makineyi kullanmak daha ideal olacaktır. Peki bu lens bize ne sunuyor? Öncelikle diyafram değeriyle başlayalım. F4 diyafram değerine sahip sabit olarak, yani 16 mm'de de 35 mm'de de en açık diyaframımız F4 olabiliyor. Onun dışında yine bu lens IS sistemine, yani Image Stabilization sistemine sahip. Bu da hem elimizde çektiğimiz fotoğraflarda daha az titreşim olması açısından veya çektiğimiz videolarda yine titreşimin daha az yansıması açısından çok işimize yarayacak. Bu lens L serisi bir lens olduğunun gereği olarak çok kaliteli malzemeden üretilmiş. Gerçekten kullanırken gerek malzeme kalitesi olsun, gerek netleme ve zoom halkalarının sertliği kalitesi olsun çok memnun ediyor sizi. Bu lensin bir de aslında kardeşi var. 16-35 f2.8. Kullanım tercihinize göre onu da düşünebilirsiniz. Orada diyafram değerimiz f2.8'e kadar açılabiliyor ama orada da imaj sabitleme olmadığı için ondan fedakarlık etmiş oluyoruz. Bu noktada kendi kullanım tercihlerimize göre düşünüp tercihimizi yapabiliriz. Bu videomuzda bahsedeceğimiz lenslerimiz bunlardı. Sizin manzara lensleriyle ilgili sorularınız, görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.